Asmin'i ilk kez gülerken göreceksiniz. Türkiye'nin en çok ağlayan kadını seçilmişsiniz, biliyor musunuz? Seçim? Sonunda bu da mı ya? Nehir Erdoğan'la yaptığımız sürprizlerle dolu röportaj hemen şimdi Dizi TV'de. Anneciğim, ağlam bebeğim, ses ver. Neredesin? Ne olur götür. Ne olur hadi. O dizilerin en çok ağlayan, gün yüzü görmeyen karakteri. O hüznünü İstanbul'dan Mardin'e, Halep'ten Urfa'ya kadar taşıyan mahzun bir güzel. Asmin, benimle evlenir misin? Asmin'in merakla beklenen düğününün özel görüntülerine ve sürprizlerin perde arkasına geçmeden önce Nehir Erdoğan'la ilginç sorularımız olacak. Aşk bir hayalin gözü yaşı dinmeyen güzeller güzeli Asmin'le birlikteyiz. Nehir Erdoğan bizlerle, hoş geldin öncelikle. Siz hoş geldiniz. Evet, çok güzel bir yer, çok keyifli bir mekan. Biz gezdikçe hayran kalıyoruz ama ev özlemi başladı mı yavaş yavaş, yoksa burası artık sizin eviniz mi olmaya başladı? Vallahi burası artık bizim evimiz olmaya başladı. Evimi topladım falan diyorum ya da bir şey söyleyeceğim. Ay, evde unuttum diyorum, aslında otel odasından bahsediyorum. İster istemez yaşadığın, uzun süre kaldığın yeri evin haline getiriyorsun tabii ki. Bir de Allah'tan hani burası... Ben İstanbul'a gittiğimde burayı özlemeye başladım artık. Yarım dünya güzeli, kara kaş kara gözlü, yarım meleke. Yarım fidan boludur, yürek ateş boludur. Aşkı bir hayal gibi yanar yüreğimde. Nehir Erdoğan bu sezon belli ki İstanbul'u iyiden iyiye unutmuş. Dizi işinde aslında uzun süre şehir dışında kalarak çalışmak pratik anlamda daha kolaymış. Bunu fark ettim. Çünkü İstanbul'da mutlaka setten çıktığın zaman en az 1,5-2 saatte evine varıyorsun. Trafikte bir kat daha yorularak evine varıyorsun. Burada vaktin daha fazla sana kalıyor. Asmin, sizin diğer oynadığınız ya da yer aldığınız projelere göre daha hassas karakterli ve acısı daha yoğun olan bir karakter. Sizi nasıl etkiliyor Asmin? Zaman zaman gün içinde sabahtan başlayıp gece geç saatlere kadar ağlayarak günü tamamlıyorum. Ama yani bu Asmin'in hassaslığından da öte, Asmin'in başına gelenlerden kaynaklanan bir durum. Bir kere herhalde hayattaki en büyük acıla herhalde diyorum, yaşamadığım için bilemiyorum ama öyle tahmin ediyorum, evlat acısı. Allah kimsenin başına vermesin. Asmin'in de bebeği kaçırdı biliyorsun, küçücük bir bebek ve o yüzden o bebek bulana kadar da gözünün yaşı zor dinmez. Asmin! Hiç der miydiniz aşk deyince Asmin'in dili tutulacak diye? Altay'la olan bu biraz imkansız aşk çünkü farklı dünyaların insanlarısınız. Etrafınızda hiç böyle gerçek bir deneyim oldu mu? Duydunuz mu, gördünüz mü, tanık oldunuz mu? Yani özel spesifik bir örnek vermeme gerek yok ama zaten aşk imkansız olduğu zaman giderek tutkusu artan bir şey ya yani. En büyük aşk imkansız aşk mıdır? Ya şu aşkı tanımlamayalım burada yani, hani tanımlanabilecek bir durum da değil zaten ama evet, ama sonuçta hani biraz da böyle vusla, ben bunu her zaman söylerim, aşk vuslata kadardır diye. O hani en daha tutkulu ve coşkulu hali galiba kavuşana kadar. İnternette yapılan bir araştırmada Türkiye'nin en çok ağlayan kadını seçilmişsiniz, biliyor musunuz? Seçim? Sonunda buldum ya. İşte ironik kısmı, ben normal hayatımda hiç ağlayamam. Ağlama güzelim.
Ağlama sevgilim. Sen ağlayınca benim ciğerim acıyor. Altay. Bebeğimiz şimdi ne haldedir? Önümüzdeki bölümlerde her bölüm olduğu gibi sürprizler, macera, heyecan bizi bekliyor ama çocuğunuz yine Miran Ağa'da kaldı. Siz kaçmayı bir şekilde kurtulmayı başardınız. Tekrar Miran'dan çocuğu almak için yine böyle acaba aileyi bir kenara bırakıp sırf çocuğunuza odaklı tekrar ona mı kaçacaksınız? Var mı içip kuşları? Sadece aileyi bir kenara bırakmak değil, dünyaları bir tarafa bırakır herhalde bir anne yavrusuna kavuşabilmek için. O yüzden öyle şeyler olacak, olacaktır. ATV kanalına abone olun, hiçbir şeyi kaçırmayın.